Her programa devam ediyoruz. Kıbrıs'ta arada gelişmeler olursa ya da işte oradaki törenle ilgili ilginç şeyler olduğunda bağlanacağız. Konuşmalar olursa onları da sizlerle paylaşacağız. Ama Türkiye'de geçtiğimiz hafta çok ciddi bir tartışma vardı. Futbol Federasyonu Başkanı seçimi vardı ve siyasetle futbol çok iç içe olduğu için son yıllarda bunun örneklerini de biz sizlere daha önce gösterdik programlarımızda. Yine bugün de hatırlatacağız onları. Ama işte Erdoğan'ın adamı, Erdoğan'a yakın diye bir şey vardır. Bugün Ahmet Hakan onunla ilgili bir şey yazmış. Yalçın abi, gördüm. Erdoğan'a yakınım diyene inanmayın diyor. Çok ilginç. Hangi koşullarda, nereden mesaj gelirse inanın Erdoğan bu işin arkasındadır diye. Bakalım kimmiş onlar? Her cumhurbaşkanı beni destekliyor diyene inanmayın diyor. Gereğini yerine getiren gazeteci Ahmet Hakan. Bu da belki gereğini yerine getirme adına bir yazıdır. Yani uyarıcı bir yazı AKP'lilere. Bilmem nereden, bilmem ne kooperatifinin başkanlığına aday olan şahıs bile beni cumhurbaşkanı destekliyor, benim arkamda cumhurbaşkanı var diyerek katıldığı seçimde avantaj elde etmeye çalışıyor. Çok şahit oldum. Cumhurbaşkanından destek almadığı halde cumhurbaşkanı beni destekliyor diye ortaya çıkanlara, bir de böyle hiç ortada bir şey yokken çıkanlar varmış. Peki beni cumhurbaşkanı destekliyor diye ortaya çıkma cüretini nereden buluyor bu tipler? Şuradan acaba gerçekten de cumhurbaşkanı bunu destekleyebilir mi? Destekliyor olabilir mi? Tereddüdü yaşanmış olmasından tabii. Tereddüt edilmese, sorgulansa, deşilse, üzerine gidilse foyası ortaya çıkacak. Bakın, ya özel kalem müdürüyle, koşullar şu, inanmanız için. Ya özel kalem müdürü ararsa cumhurbaşkanının, ya iletişim başkanıyla bir mesaj gelirse, ya da bakan düzeyinde size bir mesaj gelirse, bunun dışındakilere, cumhurbaşkanı beni Erdoğan destekliyor falan filan, demeyin diyor. O palavradır diyor Ahmet Hakan. Yani daha doğrusu çok bizi ilgilendirmiyor. Yani AKP'ye yakın olup AKP'den hani iş bitirmeye bir yere seçilmeye çalışanlar bundan sonra şeylerinizi buna göre belirleyin. Ya bir bakandan ya özel kalemden ya da iletişim başkanlığından mesaj gelsin. Erdoğan Cumhurbaşkanımız bu kişiyi destekliyor diye. Ama bu olayda Futbol Federasyonu Başkanı seçiminde mevcut başkanı Cumhurbaşkanı. Sistemin sakatlığı bir daha ortaya, burada da ortaya çıkıyor işte. Ama sonra da dendi ki gene de tamam işaret ettiği kişi seçilmese de seçilen de Cumhurbaşkanı zaten açısından ehvenişer dendi. Çünkü partiye çok yakın olan kişilerden hatta bir Zeytinburnu konuşmasından falan bahsediliyor. AKP ve Cumhurbaşkanı verdiği destekle Yaşar Bey. Kim Yaşar Bey? Başkan. Nasıl bu kadar iç içe girdi Kara Hasanoğlu? Nasıl iç içe girdi bu kadar? Hacı Osmanoğlu. Hacı Osmanoğlu pardon. Aha. ya ondan önce başka bir şey söyleyeceğim. Tam başından bu. Tabii ondan önce başka bir şey söyleyeceğim. Bir Trabzonspor Başkanı iken İbrahim Hacı Osmanoğlu bir kimle maç yapıyor onu hatırlamıyorum ama Trabzonspor mağlup oluyor ve hakemleri soyunma odasına kilitliyor ve bırakmıyor. Yani düşünebiliyor musun? Adamların özgürlüğüne el koyuyor. Yasal hiçbir şey yok. Yani tamamen yasa dışı. Çok ağır küfürler. Neymiş? Adamların verdiği kararla Trabzonspor mağlup olmuş falan. Adamları siz bir yere gidemezsiniz diyor. Ya böyle bir şey yani olabilir mi? Bunu yapan adamı derhal yasalar yakasına yapışması lazım. Sen başkasının özgürlüğünü nasıl sınırlıyorsun? Nasıl adamı gözaltına aldı. Yani belki hakemleri gözaltına aldı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve ondan sonraki açıklaması çok çarpıcı. Tayyip Erdoğan'ı övüyor. İşte herkes bilmem kimseyi dinlemiyorum dedi, bilmem ne dedi. Ama işte dünya lideri, o işte öve öve anlatıyor. Dünya liderimiz, dünyada eşi bulunmaz, şöyledir, böyledir. O eşsiz insan beni arayınca tabii o zaman dedi, bıraktım. Ya
Bu ne demek? Yani gerçekten Türkiye'de yani neler oluyor, neler oldu? Bu Hacı Osman'ın o zaman polis gelip alması, evet. Sen ne yapıyorsun ya deyip, yani savcılık harekete geçmesi lazım. Başkasını adam hapsediyor ya, gözaltına alıyor. Ve bunu da ilan ediyor. Evet, evet. Yani bir mafya değil belki ama tavırları, evet, işte bir yani, yorum okudum onunla ilgili. Tavırları diyor, biraz de, mafyatik ya, görünebilir bir de, diyor. Tayyip Erdoğan'ın onu arayacağı aramasına kadar orada savcı polisleri gönderecek. Değil mi? Sen ne yapıyorsun diyecek. Onu gözaltına alacak. Öbür hakemleri de serbest, evet, bırakacak. Evet. Ya hakemleri gözaltına alan birisi bugün federasyon başkanı. Türkiye Futbol Herkes Federasyonu. Herkes hakem kurulu falan ona bağlanıyor. Hepsi ona bağlı tabii. Türkiye ve bu adam bizi yurt dışında da temsil edecek. Türkiye'yi, evet, herhangi bir uluslararası futbol toplantısı, federasyonu nesiyse orada da temsil edecek. Ya böyle gerçekten yani izahı mümkün olmayan ya, olaylar yaşanıyor bu ülkede ya. İstersen bizim o eski şeyi bir hatırlayalım mı, kulüp başkanlarını? Şimdi, kim Türkiye'de kulüp başkanı oluyor? Abi, kulüplerin başında kim var? Türk futbolunu ya da Türk sporunu diyelim genel anlamda kimler yönetiyorlar? Siz söyleyin. Ya gerçekten yani Büyük Ekşi eski zaten o skandallarla böyle anılacak. Türkiye futbol tarihinin en skandallara imza atan başkanlarından biri değil, başkanı her şeyiyle. Suudi Arabistan, işte Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçı, burada bir yıl şey yolunda yürümeyen işler falan, yani karma karışık etti. Merkez Hakem Kurulu vesaire vesaire ve hiçbir büyük takım arkasında durmadı. Sonra işte başkaları aday olduğu zaman onların aday olması engellendi. Federasyon başkanlığına, evet, aday olması engellendi. Yani aslında şantajlardan bahsediliyor, evet, tehditlerden bahsediliyor, adayların adaylıklarını geri çekmeleri. Evet, yani ne çekiyoruz? Yani mafya lider mi seçiyoruz? Ne yapıyoruz? Yani aslında tam tipik bir AKP döneminin sivil toplum üzerindeki baskısı ve oradaki seçimlerle ilgili çok tipik örneklerinden biri. Yani Futbol Federasyonu da resmi kuruluş ama aynı zamanda her alandaki çürümenin spora yansıması. Yani evet. Yani orada ikisi de yani ha evet, Büyük Ekşi seçilmiş, ha Hacı Osmanoğlu seçilmiş, aslında çok fazla fark edecek bir şey yok. Yani ikisi de doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'a bağlı. O ne derse onu yapacak olan, evet, insanlar zaten sabahtan akşama kadar aynı şeyleri yapmışlar bunlar. Sezon içinde biz çıkarmıştık bunu. Hasan, futbol AKP Süper Lig diye bir klasörümüz var. Onu bir açalım. Aç. Şeyde biz bunu çürüme programında göstermiştik. Futbolla iş dünyasının ilişkilerini. Örneğin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha sonra istifa etti. İstifa etti. Ethem Sancak'ın yeğeni Alice, bu bir şirketi var. Türkiye'de kan ürünleri üretecek bir fabrika kuruluyor Kızılay'la birlikte. Onun ihalesini 2017 yılında kazandı. Ve fabrika bitene kadar da o ürünlerin ithal imtiyazı kendisine verildi. Ve ortada daha fabrika yok. İnşaat falan her yerde daha devam ediyor. Aradan kaç sene geçti? 7 yıl falan geçti. Ve Özgür Özel, grup başkan vekili sırasında hatırlayacaksınız, bir mecliste konuşma yapmıştı bu olayla ilgili. Eczacıda olduğu için bu işi çok iyi biliyor. Ya dedi, o kişiye yetki vermişler, o ürünlerin ithal yetkisini. O da gidiyor yurt dışından, son kullanma tarihi 3 ay kalmış ürünleri topluyor, getiriyor, fahiş fiyatla Kızılay'a satıyor. Çok diye iyi. Mecliste konuştu Özgür Özel. Ve o kişi Adana Demirspor'un başkanıydı. Sonra ayrıldı. Hatırlayacaksınız, bir maçta da hakeme kızdı. Televizyonu parçalamıştı. Şeref tribündeki. Böyle bir başkandı. Kan ürünleri fabrikası kurulacak. Devam edelim arkadaşlar yavaş yavaş. Hatta gazeteler bu kan ürünleri fabrikasıyla ilgili burada televizyonu kırarken, ekranı kırarken başkan. Devam edelim. Burada da gazete haberleri bunlar.
Tahsis değil peşkeş demişti. O kadar geniş bir alan veriliyor, Kızılay'la ortaklık yapılıyor falan. Ben böyle bir iş adamı. Devam edelim arkadaşlar. Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in başkanı. Göksel Gümüşdağ, Emine Hanım'ın abisinin damadı. Yani AKP'ye yakın saydığımız şu ana kadarki iki başkan. Yüksel Yıldırım, daha sonra Samsun Spor Başkanı, Yılport'un sahibi. Limanlar, devam edelim arkadaşlar görüntüleri. Limanlar işletiyor, şeyler işletiyor. Venezuela'da liman işletiyor. Bu Beykoz Kundura Fabrikası'nın yerini falan satın aldı Yüksel Yıldırım. AKP yakın biliniyor. Yılport. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Pendik Spor Başkanı Atakan Yüce. Şu anda küme düştü. O da Ev Spor Başkanı'nın akrabası ya da yeğenim falan diyor. Aslında başkanın o mu olduğu yoksa Ev Spor Başkanı'nın Murat Özkaya'nın mı olduğu? Bak Murat Özkaya Galatasaray Kongre üyesi, Ev Spor'un başkanı, Pendik Spor'un fahri başkanı mı diyelim ya da işte hamisi mi diyelim. Tuzla Spor'la da çok yakın ilişkileri olan birisi. Ve ilginç bir yapısı var iş hayatında. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün oğluyla ortak işte otomobil kiralama şirketleri kurması. Daha sonra bankalardan yüksek krediler çekiliyor, o krediler çarçur ediliyor ve sonrasında tekrar Ziraat Bankası'na o şirket satılıyor. Yani ilginç, bunları Murat Ağrel yazdı, tefrika etti. Bunların hepsi medyada yer aldı. Devam edelim arkadaşlar. Renkli de bir kişiliği var. Dediğim gibi aynı zamanda Galatasaray Kongre üyesi. Devam edelim. Rize Spor'un başkanı İbrahim Turgut, Rize'de en çok kamudan ihale alan biri. Diyorlar ki Rize'de İbrahim Turgut'tan başka birisi kamu ihalesi kazanamaz falan deniyor. Böyle rivayet bu tabii. Öyle bir müteahhit Rize Spor'un başkanı. Ali Çamlı, Kayseri Spor'un başkanına geçelim. Eski bir imam ama daha sonra o da ayrıldı zannediyorum. AKP milletvekili adayı olmuş. Sinan Boztepe Antalya Spor, onun da AKP ile yakınlığı var. Bakanlar Trabzonspor'u tribünden takip etti diye bir fotoğraf vardır. Bak burada. Ha. Ve o yıl Trabzon şampiyon mu oluyor? Ya bir şampiyon oldu Trabzonspor. Bir hükümet meselesi haline geldi. Bakın Trabzonspor tribünlerine bakın. Yani yorum yapmayacağız bunun üstüne. Bunun üstüne bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi hani Trabzonlar Fenerbahçe ile ilgili çok konuştular ama yani geçmişe baktığımız zaman herkesin tartışılacak bir şeysi var bu Türk futbolunda maalesef. Devam edelim arkadaşlar. Kasımpaşa'nın başkanına gelelim. O Kasımpaşa'nın başkanı çok ilginç bir kişi. Aslında Turgay Ciner aldı ama kulübün başında, yönetim kurulunda başkan zannediyorum. Fatih Saraç var. Alo Fatih. Alo Fatih. Alo Fatih. Fatih, ne biçim bu gazete ya? Ne biçim, ne gösteriyorsunuz kardeşim? Huzurunuzu veriyorsunuz. Üstelik söylediği de kim biliyor musun? Bahçeli'nin konuşması. Öyle mi? Alo Fatih, yani... Alo Fatih, sembol başkan. Evet. Devam edelim. Alanya Spor Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi. Bunlardan bundan sonraki hiç aşamada bir değişiklik olmuşsa fark etmez. Yine AKP'ye yakın biri gelmiştir. Yani böyle bir ligde top koşturuyoruz. Daha çok var. Hepsini artık tek tek şey yapmadım, almadım. Ya, mesela diğer lig, yani bunlar Sivas Süper Lig'de. Sivas Spor'un başkanı Mecnur Od yapmazdı. Mecnur Od yapmaz. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kadrosunda sanıyorum. Evet. Futbol Federasyonu'nda. Evet, federasyon, yönetimde yer alıyor evet. falan. Böyle ilişkiler ağa içinde. Çünkü futbolda büyük bir para var. UEFA, FIFA aslında bir rapor hazırlatmış. Bu transferlerde, kara para aklamalardan tutun, bahislerdeki yolsuzluklara kadar. Diyor ki, Güney Amerikalılarla Afrikalıların çok olduğu liglere dikkat edin diyor FIFA.
resmen bir araştırma yapmışlar. Dikkat edin buralara diyor. Buralarda her şey olabilir diyor FIFA. FIFA uyarmış. Çünkü bildikleri, gördükleri pek çok örnek var FIFA'nın. Bunlara dayanarak söylüyorlar. Özellikle işte Kıbrıs'ta cinayetler işlendi. Dediler ki işte bu bahis mafyası, bahis çetesi, evet. Bahis çetesinin işte paylaşımda çıkan anlaşmazlıklar nedir? Cinayetler yani, falan işleniyor. Cinayetler işleniyor. Yani çünkü çok çok büyük bir para var. Ve o paraya baktığınız zaman 140 milyar dolar falan galiba dünya çapında. Onun tam söyleyeceğim şimdi yıllık bahis açalım yıllık bahis diye 242 milyar Amerikan doları. 100 değil 200 öyle mi? 242 milyar dolar bir şeyi var. Portföy. Vay canına. Ve bunun büyük bir bölümü yasa dışı. Çok büyük bir bölümü yasa dışı. Yani Avrupa'da şeyde dünyada bunu yasa olarak yapan pek çok şirket var. Yani illegal bir şekilde tabii, devam eder. Türkiye'de de ama var. Onun dışında da çok büyük bir şekilde maçları önceden ayarlıyorlar. Evet. Nasıl? Evet, şu maç çok ilgisiz maç nasıl bitecek? Evet. Onu önceden ayarlıyorlar. Evet. Ya, OECD raporu diye bir şey var, fotoğraf var. OECD kara para aklamayla mücadele yürüten maliye eylem gücü FATF futbol sektörü üzerinden kara para aklama raporunda küresel bir endüstri haline gelen futbolun suç ekonomisinin de ilgisini çektiğine. Sen bir örnekten bahsettin. Dokunma. Bu şey. Togo ile Bahreyn maçı. Ha dur onu gösterelim ya. Ya Togo ile Bahreyn maçı müthiş. Yani çok... Arkadaşlar Bahreyn Togo şeyini getirelim ekrana. Ya bu müthiş bir örnek. Şimdi Bahreyn ile Togo bir milli maç yapıyorlar. Ve gazetelerde falan yer alıyor. İki Afrika ülkesi onu da söyleyelim. Bahreyn Orta Doğu ülkesi. Yani. Togo Afrika. İyi bir takım ama. Sağlam sıkı bir takım Togo. Maçı 3-0 kazanıyor Bahreyn. Fakat Bahreyn'in 5 gol atıyor. Ama 3-0. 5 gol atıyor ama 3-0. 2 nizami golü hakem vermiyor. Çünkü inandırıcılığı gidecek işin. Yani böyle bir sonuç çıkmaz bu maçtan denecek. 3-0 yeniyor. Ya diyorlar ki olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Devam edelim. Eski Togo teknik direktörü meğerse bir fake takım kurmuş. Yani sahte milli takım kurmuş. Bir dakika bu arada Togo resmi açıklama yapıyor. Biz milli... Evet, evet geliyor işte o. Eski Togo teknik direktörü bana tekne sahte takım için özür diledi. Togo eski teknik direktörü ayın başlarında Bahreyn'e sahte bir milli takım götürdüğü için özür diledi. Togo'lu milli futbolcular gibi görünen sahtekarlardan oluşan takım 7 Eylül'de Körfez Krallığı'na karşı bir hazırlık maçı oynamış 3-0 kaybetmişti. Bana ya 3 yıl süreyle tüm futbol faaliyetlerinden men cezası veriliyor buna. Teknik direktör yasaklanıyor daha sonra. Yani yasaklansın etsin ama arada... Bu maç bahis oynanıyor bu maçı. Büyük miktarda bahis oynanıyor. Yani tabii bu arada Togo yönetimi de aklı nerede bunlar? Orada bir milli maç var yani maçtan önce falan niye müdahale etmiyorlar? Ya orada, çok haberleri olmamış yani. İşte, Bahreyn'de bir maç yapılıyor. Ya, bir takım Bahreyn'e gidiyor orada maç yapıyorlar ve bunların haberi yok. Gerçek milli takım da başka bir yerde maçta. Afrika'da. Yani. Gerçek aynı gün onun da maçı var. Çok ilginç. Şimdi burada bahis oynamışlar. Bahis oynanmış. Çok ciddi bahis oynanmış. Mesela bizde mesela Belek maçı var meşhur. Ne Belek maçı? Belek'te bir maç yapılıyor. Evet. Hatırlarsınız devre aralarında ya da ne bileyim şeyde yani Antalya'da diyorsun. Antalya'da ha. Belek'te kamp yapmaya gelir Avrupa takımları. Evet, doğru. Orada da turnuvalar düzenlenir. Evet. Bunlara da bahis oynanıyormuş meğerse. Bunlara da bahis oynanıyor. Hazırlık maçında 2.6 milyon liralık bahis oynanıyor. 80 o günkü kurdan 85 bin dolarlık falan şey yapılmış. Ve
89. dakikada çalınan penaltıyla Rapid Wien maçı 2-1 kazanıyor. Rapid Wien'le git devam edelim. Rapid Wien'le kim maçıydı o? Rapid Wien'le kim oynuyor? Bir gene Polonya takımı oynuyor. Devam edelim arkadaşlar. 3 penaltı çalındı. 2,5 üste 80 bin euro yatırıldı. 3 gol olura yatırılmış para. Şimdi. Yani inceliği var, galibiyete değil. Yani burada uluslararası... Vole oynanmış, hakem diyorlar ki, Yarak hep saate bakıyordu. Sürekli saate bakıyordu. Yani uluslararası, yani işin özünde, uluslararası bir bahis mafyası var. Evet. Ve oradan da kazanılan paralar kara para. Evet. Geçelim Hasan. Bak şimdi onun hikayesi var burada. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ismi belirtilmeyen Türk hakem 54. dakikada Rapid Wien aleyhine bir penaltı veriyor. Wien kalecisi her penaltı vuruşunu kurtarmasına rağmen Türk hakem penaltıyı tekrarlatıyor. Gol olana kadar. Penaltıyı tekrarlatma kararı alıyor. Tekrarlanan penaltıda yine atamıyor. Head kaleci bir kurtarışa imza atıyor. 58. dakikada konuk ekip öne geçerek skoru 1-0 yapıyor. Ancak 68. dakikada yine bir penaltı. 1-1 duruma geliyor. 89. dakikada yani, Slavkolu, yani Rapid Slovakov, Rapid Wien galip gelene kadar. Evet. Takım Çekya sanıyorum. Ya da Slovak takımı Slavkov. Futbolcunun 89. dakikada Slavkovlu futbolcunun elle oynadığını işaret ediyor hakem. Ve bir kez daha penaltı. El falan yok. El falan yok. Ve Rapid Wien maçı 2-1 kazanıyor. Maç boyunca orta hakemin kararlarıyla birlikte yardımcı hakemin zaman zaman cep telefonuna baktığı iddiaları da var. Ne kadar oynandığını mı kontrol ediyorlar? Ne yapıyorlar? Bilinmiyor. Ve maç dediğimiz gibi 2+1'e bağlanmış. 3 gol atılır. Bu gayri resmi bir maç. Evet. 80 küsür bin dolarlık para yatırılmış. Bu hazırlık maçı Belek'te yani böyle bir şey. Sistem bu. Hatta başka bir şey var. Frank Lampard ünlü futbolcu West Ham'da oynarken ikinci devrenin başında elektrikler kesiliyor. Ha. 20 dakika kadar İngiltere'de olacak iş değil. Sonra soruşturuluyor falan. Bahis mafyası çıkıyor işin içinden. Çünkü maç bilmem kaç dakika durursa 10 dakikadan fazla mı 20 dakikadan fazla mı durursa durdurulduğu andaki skor geçerli sayılır. Ondan sonrası şeye alınmaz. Dikkate alınmaz. Dikkate alınmaz deniyor. Yani şeyde bahiste öyle mi? O arada o 20 dakikalık sürede Singapur merkezli bir bahis şirketi tarafından büyük bahis oynanıyor. O maça. Saat farkı da var. Evet. Büyük para kaldırıyorlar. Yani dünyada böyle bir şey var şu anda. İşte oradan 242 milyar dolarlık bir korkunç bir para ya. Portföy bu. Ve o orada işte bu para daha sonra bir biçimde kara para. Hani Türkiye'yi de bundan dışında tutamayız. Adamlar onu söylüyorlar zaten. Şey diyorlar yani dikkat edilmesi gereken noktaları ele alırken o orada FIFA'nın şeyi çok önemli, açıklaması çok önemli. Türkiye'de de ya işte bizdeki o hani şike iddiaları Fenerbahçe o siyasi içerikli bir şeydi. Yani onu ben saymıyorum ama onun ötesinde çok örnekler var. FIFA'dan yapılan açıklamada Rusya'daki Dünya Kupası maçları için mesela o zaman ciro oranları yaklaşık 136 milyar. Vay. Dünya Kupası finalleri. Mesela son Avrupa Kupası finallerinin daha rakamı açıklanmadı. Oynanan bahis. Kaç milyar avroluk bahis oynandı oynanmış. Daha açıklanmadı. Evet. Yakında önümüzdeki günlerde açıklanır. Mesela Dünya Kupası'nda Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği final maçı için 7.2 milyar avroluk bahis oynanmış. O skorla bağlantılı değil mi bu bahis? Abi sadece skor değil. Yani kimi... Kaç gol atılır? İlk korneri kim atacak? Sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? İlk tacı kim atacak? İlk bilmem tacı, ne. İlk vara giden şeye kadar. Bir maçla ilgili olarak. Yani bak o vara gidiş şeyini koymak, yani bir hakem bunu biliyorsa ya da yani burada sarı kartına oynanıyor. İlk sarı kart, ilk kırmızı kart. Yani çeşitlendirildi. Yani bir maçta ne olabilirse hepsi ayrı ayrı. Abi eskiden Spor Toto oynanıyordu. Spor Toto'da
galip gelir, yenilir, beraberlikti. Evet. Şimdi burada öyle değil. Burada bir maç içinde hangi faaliyetler olursa. Maç devam ederken oynayabiliyorsun. Evet. Hangi aksiyon varsa işte dediğin gibi. İlk taç, ilk korner, ilk sarı kart bilmem ne. Bak maç devam ederken oynuyorsun. Sizinle konuşurken telefonda bazen maç yayınında ben bilgisayar üzerinden izlediğim için 4 dakika bazen geç geliyor bana. Evet. O 8 dakikaya çıkıyormuş bazı yerlerde. O bile kullanılıyor Uzak Doğu mafyası tarafından. O 8 dakikada oyun oynuyorlar. Bahis oynuyorlar. Bahis oynuyorlar. Yani inanılmaz bir şey var. Şimdi bakın daha çok örnekler var. Ya adam biri Çinli, Finlandiya'da takım satın alıyor. Size diyor ya futbolcuya getireceğim, şeye getireceğim. Sonra bir bakıyorlar ki Mersi şey mafyasıymış bunlar. Bahis mafyasıymış. Oligarklar İngiltere'de takım aldılar ya. Rus oligarklar. Evet, İngiltere'de evet, takım aldı. Chelsea'yi aldı bir tanesi. Abramovich. Amerikalı. Abramovich. Rus. Değil mi? Chelsea'yi satın aldı galiba tabii, değil mi? Rus oligark. Hala sahip mi bilmiyorum ama. Tabii. Ve... Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Abramovich'ten bir Amerikalı aldı. Bak, bir Rus oligark gider İngiltere'de neden bir takım satın alır? Neden? Evet. Yani orada yatırım yapıyor. Peki İngiltere'de bir takıma neden yatırım yapar? Nasıl bir getiri, nasıl bir kazanç sağlayacağını düşünerek öyle bir yatırım yapar? Evet, mesela Dubai emiri Arsenal'a stat yaptı. Hani neden? Katar emiri Paris Saint-Germain'i satın aldı. Neden? Yani oraya şimdi bu şey ekonomik olarak düşünürsen bu bir yatırım değil mi? Evet. Peki oradan bir gelir elde etmesi, bir kazanç elde etmesi. Bir takımdan yatırım yaptığın zaman oradan nasıl bir kazanç elde edersin? O takımların kazançları gişe, şimdi, hasılat, ondan sonra belli pay almak. Endüstrileşince futbol. Şimdi kara para aklama, çok büyük paralar dönüyor. İşte. Futbolcular aslında o paraların hepsini almıyorlar. Öyle gösteriliyor o rakamlar. Ha işte. O kadar para verilmiyor futbolcuya. Ha tabii bir de orası var. Kara para aklanıyor. O ayrı. Bu şey konusunda da öyle. Şimdi Türkiye'nin her tarafında güzellik merkezleri salonları açılmış. Kaç kere gittin güzellik merkezine? Hiç gitmedim yani. Kaç kişi gitmiştir güzellik merkezine? Kaçınız gidiyorsunuz değerli izleyiciler? Her yerde var ya. Her yerde var. O dilanlar, şeyler falan. Neden? Şimdi bir para geliyor buradan. Bir şekilde bunun sistemin içine sokulması gerekiyor. O paranın sistemin içine girmesi gerekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Hayali şirketler oluşturuluyor. Ya da bunlar da gerçekmiş gibi hayali şirketler. Hani 3-5 kuruş belki kazanılıyordur ama öyle... Alfa Romeo alacak kadar ya da ne bileyim Ferrari alacak kadar şeyden kazanılmaz. Güzellik merkezinden para kazanılmaz. Bir şekilde o sistemin içinden dönüyor para. Kara para aklama. Hatta onlar şöyle de bir şey vardı. Bu coin. Bitcoin. Şey işte bu şey para var ya. Evet Bitcoin. Ha. O sistem üzerinden daha çok paralar el değiştiriyormuş. Şimdi bütün tamam bu dünyadaki bahis şike ondan sonra işte bunun mafyası vesaire vesaire. Şimdi Türkiye bunun neresinde onu bilmiyoruz ve şu ana kadar da bu konuda Türkiye'de böyle bir bahis çetesinin çıktığı şöyle olduğu böyle olduğuna değil sansasyonel bir şey çıkmadı. Çıkmıyor. Mesela şu işte hazırlık maçındaki hakemler. Evet çıkmadı. Mesela o hakem daha sonra şey yapılmış, incelemişler o hakemi. Doğru dürüst... Hakem Türk mü? Türk, hakem Türk. Birkaç maç yönetmiş ama çok fazla da maç yönetmişliği yok. Buralarda kullanılıyorlar herhalde. Çünkü o hazırlık maçları... Çok turnuvalar düzenleniyor devre arasında. Federasyonun dışında onlar nasıl olsa değil mi? Tabii. İşte bu Belek o konuda bir merkez ya. Oteller ona göre yatırım yapıyorlar. Takımlar gelecek. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu federasyon başkanı yeni seçilen ne yapacak bundan sonra? Yani bu önemli. Bir üslubunu merak ediyorum her şeyden önce. Yani nasıl
hitap edecek insanlara, nasıl kendi yönetimine ya da diğer kulüplerin başkanlarına nasıl yönetecek? Çok sert konuştu. Kamuoyuna gerektiği yerlerde, zamanlarda, konularda nasıl mesajlar verecek? O mesajları verirken üslubu ne olacak? Yani çünkü... Trabzonspor başkanlığı sırasındaki üslubunu muhafaza mı edecek? Evet, yoksa o zaman bir felaket. Daha mı bir politik daha makul bir hale mi gelecek? Makul mu olacak? Yani şey, hem söylemi hem tavrı itibariyle hem üslubu itibariyle daha mı makul olacak? Ben ona bakarım. Yani nasıl yönetecek, ne olacak? Ve tabii burada kulüplerle ilişkisi ne olacak? Merkez Hakem Komitesi'ni nasıl şekillendirecek filan. Yani milli takımda ne yapacak? Evet. Yani ben onlara bakarım. Bak bir tane daha var. Çok enteresan, Hollanda'dan. Onu şey yapayım. Hollanda 1. liginde Willem II Groningen karşılaşma sırasında Asya bahis mafyasına telefon ve bilgisayar aracılığıyla bilgi aktaran bir İngiliz suçüstü yakalandı. Asya bahis mafyası Hollanda 1. futbol liginde geçtiğimiz salı akşamı oynanan ve 1-1 biten maçında suçüstü yakalandı. O kişi güvenlik görevlileri basın tribününde kulaklıkla sürekli telefonla konuşup maçta laptopla canlı veri akışı sağlayan İngiliz'i alıyor. Bakıyorlar, bu şüpheli İngiliz'i bir inceliyorlar. Asya mafyası statlara ajan gönderiyormuş. Ajanlar statlarda olup bitenin gecikme yaşamadan merkeze bildiriyor. Maçlarda sadece sonucu değil, bir sonraki tacı kim atar, ilk sarı kartı kim görür gibi bahisler de oynanıyor. Sistem nasıl çalışıyor? Maçta 19. dakika 15. saniye oynanırken TV başındakiler o anı 10 saniye gecikmeyle izliyor. 10 saniye. Bu 10 saniyelik gecikme sayesinde Afya mafyası stat'tan aldığı canlı bilgilerle yüksek oranlarda bahis oynama şansı yakalıyor. Üstelik kaybetme ihtimalleri de olmuyor. Canlı yayından geliyor bilgi. Müthiş. Yani evet, uluslararası mafya. Yani bahis böyle oynarken bunlara dikkat edin. Yani sahada karar verilmiyor buna. Atılan goller ya da doğal gitmiyor olay. Akış. Belirlenmiş yani. Karar verilmiş, nasıl olacağına ilişkin karar verilmiş ve bunun için de gerekli hakemle, şunla bunla, statlar, neyse işte gerekli böyle organizasyon tamamlanmış. Onlar şey diyorlar buna, sonuç fixlenmiş. Sabitlenmiş. Karar verilmiş maçlar yani diye geçiyor. Karar verilmiş yani. Müthiş ki, bir şey. Ki İtalya'da var, şeyde var, pek çok yerde var. İtalya'da bir kaleci takım arkadaşlarının yemeğine uyku ilacı koyuyor. Bilmiyorum bunu, evet. Ve hayali fener gibi dolaşıyorlar sahada, yeniliyorlar tabii. Sonra ya bunlara ne oldu? Bir de davranışlar falan tuhaf gelince muayeneden geçiriyorlar. Yemeklerine bir şey konmuş. Bir araştırma yapılıyor. Yemekten yemeyen sadece kaleci. Çok iyi. Yani hatırla Gökdeniz Karadeniz'le Fatih Tekke'nin arabalarına ateş ettiler. Doğru. Akçaabat Sebaspor'un kalecisi yapıyordu. Şimdi bu başkan da Hacı Osmanoğlu da yöneticilik deneyimine Akçaabat Sebaspor'la başlamış. Öyle mi? Çok iyi. Yani onunla ilgisi olduğunu söylemek için. Şimdi yani, bütün bunların dışında bambaşka bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi çekiyordu onun için. Şimdi biraz önce sen Kızılay dedin ya, Kızılay Başkanı. Evet. Şimdi Kızılay Başkanı'nın kızı, eski Kızılay Başkanı'nın kızı bir trafik kazası yaptı ve bir motosikletli genci ölümüne sebep oldu. Bir de Timur Can Timur, hani şu anda Amerika'ya kaçtı, annesi Eylem Tokul'a beraber kaçtı gitti ve şu anda işte hapishanede falan. O motosiklet kazasını hala günlerce, sabahtan akşama kadar konuştuk. Nereden gitti, nasıl gitti, Mısır'a kaçtılar, oradan Amerika'ya gittiler, Amerika'da şöyle oturdular, şöyle yakalandılar. Şöyle her gün hala mahkemelerde... Kaçmasa belki o da böyle olacaktı. Yani sabahtan akşama kadar böyle ne kadar fazla haber var değil mi? Peki bu şeyin eski Kızılay Başkanı'nın kızının kazasından sonra hiçbir haber gördün mü sen? Yok, sadece serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Peki hiçbir haber gördün mü? Ne oldu?
Bu işte, hayır, dava açılıyor. Hayır, haber gördün mü? Ha, ne oldu? Onu söylüyorum. Yok. Yani o... Hayır, zaten yandaş medya falan o tür şeyleri görmüyorlar. Hayır ama yani muhalif medyada da görmüyorum. Yani ne oldu, ne bitti. Hiç. Yani kayboldu o kaza. Yok, ben muhalif medyada okudum. Ne zaman? Okudum. Yani 3-4 gün devam etti haber. Ha, televizyonlarda falan gördün mü? Ne oldu? Gazetede gördüm. Ha, yani ama bu... Bizim Tele1'de vardı. Timurcan Timur'un olayı gibi... Öyle sabahtan akşam kadar verildi mi bu? Yok. Üzerinde duruldu mu? Olmadı. Hala duruluyor kazanın üzerinde. Ama onlar bunu yapmasalardı hemen ardından Kahire'ye kaçıp... Kaçmasaydı belki böyle olmayabilirdi. Böyle olmazdı. Ha, evet ama yani bunda haklısın. Fakat yani öbür taraftaki kazayla da ilgili işte savcılık şöyle yaptı, şu gün mahkeme var bilmem ne diye böyle bir... Ama yani aynı ölçüde sadece yani o haberin o kadar köpürtülmesinin sebebi... O çocukla annesinin yurt dışına mı kaçması? Sadece o mu? Yani işte burada paranın gücü. Bir de şey hani bir serüven gibi böyle buradan kaçmak. Hikaye gibi, roman gibi böyle. Mısır'a kaçıyor. Oradan Mısır'a, Amerika'ya, oradan Amerika'ya gidiyor. Falan. Oradan Meksika'ya geçme hazırlıkları yapılıyor falan. Yani ya belki o da böyle bir şey olacaktı. Yani suç kimde? Çocuk tabii ehliyetsiz. Yaşı küçük. Evet. Ki orada zaten her şeyi bu hale getiren anne. Evet. Yani çocuğa o arabayı veren, 16 yaşında çocuğa, 17 yaşında çocuğa, 50 yaşında çocuğa araba verilir mi? Arabayı veriyorsun. Sonra çocuk kaza yapıyor. Tamam oğlum gidelim polise teslim ol. Şey yapsın. İşlem neyse. Ne olacak? Kaza. Suçluysan cezasını çekersin. Değilsen ya da karşı tarafta da hata varsa. Neyse yani. Neyse. Yani şey yapılır. Ama olay ne hale geldi görüyorum. Evet. Tabii yani ailenin, yani annesinin büyük hatası. Şimdi annesi de hala hapiste galiba. Evet, evet. Çocuğu da dövmüşler. Hastanede geri göndermiş evet. falan. Yani çok tatsız bir olaya dönüşmüş. Yani, yani onlar adına. Ama şimdi şöyle başka bir şey var. Bu Türkiye'de hukuk meselesi çok ilginç. Bu... Karar Gazetesi'nde bir haber var. Şey Figen Çalıkuş'un yazısı var. Bu şey açıl yayın savcı mütalaasını verdi ya. Sinan Ateş konusunda da şeyde de kararlar çok enteresan. Ne diyor? Ayhan Bora Kaplan konusunda da şimdi bakın. Şurada bir bölüm var. Sinan Ateş olayıyla ilgili. Biri Ayhan Bora Kaplan, diğeri Sinan Ateş davası. Mevcut rejimin özeti olan bu iki davada iddianame ve bir mütalaa var ki tek yumurta ikizi diyebilirsiniz. İddianamede gizli tanık ve sanık ABK örgütünün ikinci ismi Serdar Sertçelik'in konuşmalarını yer aldığı ABK dosyasını soruşturan polis şeflerinin iddianamesi. Burada... şeyin adı geçiyor. Eski Adalet Bakanı'nın adı geçiyor orada. Bekir Bozdağ'ın. Yerli ve milli yargının iddianamesindeki mütalaası ve mütalaası. Sertçelik kayıtlar var. Ses kaydında eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da adını geçiriyor. Bozdağ'la bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İYİ aracılığıyla 400 bin avro ödendiğini ve davanın bozulduğunu ileri sürüyor. Bu iddialar polis şeflerinin iddianamesinde yer alıyor. Ancak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi iade ediyor. Aynı savcı 2 gün sonra yeni bir iddianame yazıyor. İkinci iddianamede Sertçelik sanıkların arasından çıkartılıyor. Ve metni 21 sayfa eksilterek mahkemeye gönderiyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu düzeltilmiş temiz mis gibi iddianameyi kabul ediyor. Çünkü Bekir Bozdağ ve Mücahit Aslan ismi artık iddianamede yer almıyor. Evet. Şimdi bunu okuduktan sonra Anadolu Adliyesi Başsavcısının yazdığı mektup evet. akla geliyor. Doğru. İhbar etti değil mi? Evet. Yani nasıl paralar dönüyor, nasıl iddianameler o savcı ne oldu sonra? Onu da biz takip etmedik, evet. Ya bir başka yere mi atandı? Yoksa? Yani şu anda hatırlamadım onu. Zannediyorum.
Bak, mesela şeyde de öyle. Sinan Ateş davasında da öyle. Savcı mütalasında siyasiler yok. Yok, baştan beri yok. Ya şimdi, azmettiren de hukukta... Ayrıca başka bir şey. Niye 30 Eylül'e ertelendi dava? Adli tatil giriyor araya. Niye yarın yapmadı ya da dün yapmadı? Niye yani? Ya da o gün niye? Yani ya o kadar da şeyler ki. O zaman madem şey yapacaksın, adli tatile bir gün kala falan mütalaayı ver de hani şeyden sonra yani, adli tatilden sonra olsun. Yani niye? Yani şart mı? Ya yavaş yavaş zamana yayarak etkisini azaltarak ama medya gerçekten gerek bu davada gerek evet. Ayhan Bora Kaplan davasında çok dikkatle izliyor. İyi evet. Bir gazetecilik örneği veriliyor. Şimdi burada tabii siyasi iyi gazeteciler de var. Genç arkadaşlar var. Kesin. Şimdi Barışlar burada tabii siyasi Murat var, İsmail var. Burada tabii siyasi düğüm şurada. Timur var. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş iki çocuğunu aldı. Tayyip Erdoğan'a gitti, saraya gitti. Evet. O da tamam söz verdi. Ayşe Ateş'in açıkladığına göre tamam. Peki sonra ne oldu? 30 Eylül'e ertelendi. Yatsın abi. Trump da rahip Bronson tahliye edilsin diye Cumhurbaşkanı'nı aradı. Merkel de Deniz Yücel tahliye edilsin diye Cumhurbaşkanı'nı aradı. Cumhurbaşkanı başsavcısın bu ülkenin. yani ne ilgisi var? Ve Deniz Yücel'in bir yılda hazırlanmayan iddianamesi bir günde hazırlandı. Cemal Kaşıkçı'nın dosyası. Ne dedi? Bu can bu tende olduğu sürece bu dosya burada evet. Kalacak, bunu sonuna kadar takip edeceğiz dedi, dosyayı gönderdi. Biz dedi enayi miyiz dedi, evet. Cinayet, katil. Cinayet var dedi, dosyayı gönderdi, sonra bir de gitti orada öpüştü bilmem ne. Yani öyle bu işte, maalesef. Yani şimdi Ayşe Ateş'in çocuklarına işte hediyeler verdi, onu kabul etti. Evet, o, evet. Görüştü uzun uzun, tamam bu kısmı gayet iyi, çok makul. Ve bu işin çözülmesi gerektiği konusunda Ayşe Ateş'in anlattığına göre tamam söz verdi. Peki sonra ne oldu? Sonuçta zaten hukuki davalarda Cumhurbaşkanı siyasiler muhatabı olmamalı. Tabii canım. Yani başsavcılığa gidebilirdi Ayşe Hanım ya da güven verici bir hukuk sisteminde. Elbette. Oralara gitmesi gerekirdi. Ama o da biliyor ki oralardan bir şey çıkmayacak. Yani zaten... Oraya gitmesi, saraya gitmesi zaten çözümü orada aradığını gösteriyor. Ya abi son görüntüler. O motosikletle kaçılıyor, motosiklet göl başında duruyor, araba değiştiriliyor. Yani bunlar artık hepsi çok açık ve net evet. Ya. Yani. Ve Olcay Kılavuz'un evine gidiyor. Evet. Evinin önündeki ya da otoparkta ya da evin içinde. Yani orada adama gidiyor. Yani ve... cinayetin üzerinden 1,5 yıl geçti. Evet. Değil mi? Aralık 2022. Aralık sonu 2022. 1,5 yıl geçti. Ve daha hiçbir şey yok ortada. Yani bir sonuç yok. Onu demek evet. İstiyorum. Bir iddianame bilmem ne kadar zaman sonra. Bütün bunlar olurken bir haber gördüm. Vergi Cenneti Türkiye diye bir gazetede gördüm. Kestim şeyi. Arkadaşlar Vergi Cenneti Türkiye diye bir şeyimiz var. Onu bir verelim. İşte sanayi odası başkanlarının ödediği vergiler. Gördüm onu evet. Türkiye'de sanayi patronlarının temsilcilerinin vergi karnesi göz kamaştırdı. İşte sanayi odası başkanlarının ödediği vergiler. İstanbul. Bu Evrensel'de mi bir günde mi nerede çıktı? Evrensel'de çıktı değil mi? Evrensel. Erdal Bahçıvan İstanbul Sanayi Odası Başkanı 2023-0, 2022-0, 2021-0. Seyit Ardıç Ankara Sanayi Odası Başkanı 2021 8.9 milyon 2022 0 2023 0. Yani Adana Sanayi Odası Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı Bursa Sanayi Odası Başkanı ya da 2023'te 135 bin lira vermiş koskoca Sanayi Odası Başkanı. Öbürleri hiç vermemiş. Ötekiler hiç vermemiş. Ya bu nasıl iştir ya? Zarar etmişler. Yani garsonun bahşişine kadar göz diken maliye. Ya onu bırak. Bu koyu evet. Özel işbirliği, bu geçilmeyen yollar,
gidilmeyen, inilip gidilmeyen havaalanları vesaire falan o hastalık. Bak ne diyor? ASO Başkanı sıfır vergi. İşçileri 6 milyon lira ödemiş. İşçilerin kendi payından. Bu şeyde de biliyorsun, teşviklerde de patrona işveren payından prim desteği ya, veriyorlar. Asıl, işçiden kesiyorlar. Asıl bak, asıl 44 tane 44 firma var. Bu kamu özel işbirliği, yani yolları, otoyolları, tünelleri, köprüleri, bilmem neleri, havaalanlarını yapan firmalar. Evet. Peki bu kadar işte garsonun bahşişine kadar giderken, hatta bir ara motokuryeye bile neredeyse büyük kavga şey tepki çıktı, durdular. Peki oradaki o 44 firmadan sen ne alıyorsun? Hangi vergiyi tahsil ediyorsun? Ve onların bırak vergi tahsil etmesini. Onların vergi istisnaları var. Orada çalıştırdıkları adamların bazılarında yani firmanın, özel firmanın çalıştırdığı adamın, işçinin sosyal sigorta primini devlet ödüyor ya. Ödüyor. İşçininkini değil, işvereninkini ödüyor. Yani işveren payını ödüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani o bir istisnalar var, evet. Vergi indirimleri var. Sıfıra kadar vergi indirimi var. Ve onların üstüne almadığı gibi üstüne de para ödüyorsun. İşte. Evet. Yani peki bir dosya daha göstereceğim son. Eğitimde vahim tablo. Bir de onu verelim. Eğitimde sınav sonuçları açıklandı tabii biliyorsunuz. Orada çok ilginç şeyler var. Temel yeterlilik testinde matematik ortalaması 40 soruda 7.9. 40 soruda 7.9. 8 diyelim hadi. Evet. 40 soruda 8. Geride 32 soruda yanlış. Evet, yanlış. Fen. Fen 20 evet. Soruda 3.4 ortalama. Matematik. Yani şöyle 40 soruda 10 5. soru 10 soru 20 soru falan cevaplamış olanlar varsa onları çıktığın zaman demek ki bu 40 sorudan nereden baksan 20 tanesi sıfır. Ya yani zaten bu ortalama çünkü fen bilimleri testi ortalaması fizik 14 soruda 2.2 ya 14 soruda 2.2 doğru cevap ortalaması. Kimyada 13 soruda 1.4. 13 soruda 2.3 biyolojide. Ya ben sana nasıl başka bir eğitim sistemidir ya? Ya ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Geçen seneydi bir yarışmada soru soruldu. Yarışmacı sosyal bilgiler öğretmeni. Soru şu. Bir yılda kaç hafta vardır? 4 şık var. Evet. Bir kadındı yarışmacı, öğretmen. Önce %50 hakkını kullandı. 4 şık, 2 şıkka düştü. Bir 52, bir 54 kaldı. Kadın 54 dedi ya. Ya bu öğretmen. Ben bir de gene orada bir şeye rastladım. Kreşte galiba anlatıyorlar evet. Çocuklara. 4 kere 8'in cevabını sordu. Telefon jokerine başvurayım dedi. 4 kere 8 ya. Ne oldu? Telefon jokeri cevapladı. Çok iyi. Peki dedi, siz dedi yani bu dedi hani şey değil dedi yani bu. Böyle integral falan değil dedi. sunucu da yani 4 kere 8. Ben sosyalciyim dedi. O yüzden dedi. Ya sosyal bilgiler öğretmeni %50 hakkını kullanıyor. 52 ile 54 kalıyor. 54 diyor. Yani bir yılda kaç hafta var? Böyle bir şey yok. O zaman bu böyle. Bu maalesef. Bu sonuçlar o zaman böyle maalesef. Tabii. Öğretmen yani, öyle. Biz bir iki kuşak ya başka bir yarışmada coğrafya öğretmeni bir gölü sordu. Burdur Gölü galiba. Hangi bölgede, Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Coğrafya öğretmeni bilemedi ya. Burdur Gölü hangi bölgededir diye coğrafya öğretmenine soru soruyor. Coğrafya öğretmeni hangi bölgede olduğunu bilmiyor. O soru. İşte. Yani o zaman bunlar böyle tabii. Peki bunlar böyle de yarın öbür gün Türkiye ne olacak? Maalesef durum hiç parlak değil. Yani ve hala böyle işte din ağırlıklı böyle marif bilmem sistemi diyor. Marif
nesiyse adı Marif Hanım'a başında. Ondan sonra onunla hala din ağırlıklı, tarikat ağırlıklı, tarikatlara ağırlık veren. Gerçek tablo bu işte. Evet. Net. Hala yurtlarda tarikat, eğitimlerde tarikat. Adam çıktı zaten Milli Eğitim Bakanı. ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasına göre orta son sınıf öğrencilerin doğru cevap sayı ortalamaları Türkçe 40 soruda 21, sosyal bilimler 20 soruda 9, temel matematik 40 soruda 8, fen bilimleri 20 soru testinde 3,478. Ya bak Türkiye'ye en ağır fenalığı yapıyorlar. Sonra? Şimdi o getirdikleri bu kadar din ağırlıklı... Ya Suudi Arabistan'da, İran'da bile kalmadı bu evet, ya. Evet, evet. Ondan sonra Ay'a gitmeye kalkıyorlar. Abi çok çok teşekkürler geldiğiniz için.